Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün RGB olmayan bir oyuncu kulaklığı ile birlikteyiz. Görmüş olduğunuz gibi Havit markasının H2230D modelli bir oyuncu kulaklığını inceleyeceğiz. Tabii ki de bunda bir RGB bulunmuyor. İki rengi var siyah ve beyaz renk olarak tercih edebilirsiniz. Şimdi bu ürünün kutu içeriğini birazdan açacağız. Teknik detaylarından bilgiler paylaşacağım sizlere. Sonrasında da mikrofon testini canlı canlı sizlere göstereceğim. Yani siz bu fiyat bandında bir kulaklık arayışınız varsa önerebileceğim kulaklıklar arasında yer alıyor. Çünkü hem fiyatı şu anda indirime girdi hem de baktığınızda mikrofon kalitesi yani orta seviyede aslında bu fiyat bandına şu anda 1000-1200 TL civarlarında olabiliyor bu kulaklıklar. Fakat bu mikrofonlu kulaklık biraz daha uygun. Şimdi kutuyu hemen açalım. Hiç sizi de bekletmeyeyim. Şurada bantı var mı bakalım. Tamam. Bir de şu yanlarını keseceğiz. Şuradan da kesmek daha mantıklı. Şimdi hemen kulaklığı bir şöyle kaldıralım bakalım kutusunun içerisinden neler çıkıyor. Ben de sizlerle birlikte kutuyu açmış olacağım. Hemen şöyle boşaltalım. Sticker içinde kaldı çıkmıyor. Havit'in bir tane stikeri geliyor içerisinden. Bir tane gene böyle kart viziti geliyor. Bunları kenara alıyoruz. Bir tane de böyle kullanım kitapçığı gibi bir kitapçık var. Gene burada gerekli bilgilere yer verilmiş. Farklı modelleri de gösteriyorlar. Hemen şimdi kulaklığımızı şöyle jelatininden bir çıkartalım. Bu arada çok hafif bir ürün onu söyleyeyim. İlk bu kameraya göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bendeki siyah olan rengi ve esnek bir yapıya sahip onu söyleyeyim. Baya böyle kırılma vesaire yapmadan kullanabileceğiniz bir kulaklık diyebilirim sizlere. Mikrofonu buradan çıkartıp takabiliyorsunuz. Kolaylıkla isterseniz mikrofonlu isterseniz mikrofonsuz kullanabilirsiniz. Burada gene sol kısımda ses açıp kısma ve mikrofonu kapatıp açabileceğiniz butona yer verilmiş. Onu da söyleyeyim. Kulaklığı hemen şöyle bir kulağıma takıyorum ve kendime göre ayarlıyorum. Pasif gürültü engellemesini deniyoruz şu anda. Gerçekten ses anlamında kendi sesimi zor duyuyorum. Aslında duyuyorum ama filtreli bir şekilde. Yani baya böyle kendi kulaklık pasif gürültü engellemeyi sağlıyor ve kulağınızı da iyi bir şekilde sarıyor. Hemen göstereyim. Kulağı gördüğünüz gibi herhangi bir açıklık bulunmadan sarıyor ve oyun oynarken tamamen oyuna odaklanmanıza yarıyor. Ayrıca bu mikrofon biliyorsunuz ki 3.5 mm jack girişiyle çalışıyor. Onu da göstereyim sizlere. Normal mikrofonlarımızın ...bilgisayarlarımızın arkasındaki 3,5 milimlik jack girişine takarak kullanabilirsiniz. Kablomuzdan da bahsedecek olursak 1,8 metrelik örgü bir kabloya sahip. Kablo yapısı da ne çok kalın ne çok ince. Evet, örgü ama ince bir kablo. Diğer incelediğim kulaklıklara göre birazcık ince. Şimdi şöyle bir bakalım hemen. Mikrofonumuzun ön kısmında da bir pop filter bulunuyor. Bu da gürültü, işte P'leri patlamaları, çatlamaları almamanız için. Hemen süngerlere baktığımızda buralar suni deri bir sünger yapısına sahip. Tabii ki de bunlar yaz aylarında terletmeye yapacaktır. Üst kısımda ise burada bir yumuşak ped bulunuyor. Bu da kafanızı acıtmaması için. Kulaklığı buradan açıp esnetebiliyorsunuz ve ayrıca kulaklık bayağı esnek. Onu şöyle tekrardan göstereyim sizlere. Bayağı böyle açtığımda esneyebiliyor. Kulaklarımıza oturan pedler ise bu şekilde öne-arkaya dönebiliyor ve bu da gerçekten esnek bir yapısı olduğunu gösteriyor. Tabii ki fiyat bandına göre konuşmak gerekiyor. Şimdi bu fiyatlandırmada bu tarz bir kulaklık çok bulmanız imkan verici değil. Çünkü hem mikrofonu çıkarılıp takılsın hem kulaklıklar yana sağa sola dönsün vesaire bunlar birazcık zor. Genelde mikrofon kalitesi ve ses kalitesi kötü olan mikrofonlar kullanılıyor. Ayrıca bu kulaklıkta 50 milimetrelik bir driver kullanılmış ve bu da gerçekten hani bu fiyat bandına göre bence alınabilecekler arasında listede ilk ikiye girebilecek bir mikrofon diyebilirim Havit markasının kendi içerisinde. Şimdi tekrar kulaklığı takıyorum ve mikrofonu size göstereyim. Bakın bu şekilde ağzınıza yakın veya uzak herhangi bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle biraz daha kıvırdığınızda mesela ağzınıza daha yakın bir şekilde durabiliyor. Şimdi gelin bunu bir bilgisayara takalım ve ses performansımıza bakalım. Acaba mikrofonu bu fiyat bandına göre hak ediyor mu, hak etmiyor mu? O zaman mikrofon testimize geçiyoruz. Şu anda Habit markasının kulaklığı üzerindeki mikrofon kalitesi bu şekilde. Sesimi bu şekilde sizlere iletmiş oluyorum. Duymuş olduğunuz gibi birazcık arka planda dip ses alabiliyor ve baktığınızda kulaklıkla oynadığınızda birazcık kulaklığın içerisindeki sesleri de böyle alabiliyor diyebilirim yani dokunmaları vesaire. Bir susayım dip sesi dinleyelim. Dip ses kaydı da bu şekilde yani arkadan birazcık dip ses gelebiliyor ama bu fiyat bandına baktığımızda bence mikrofonuyla iş görebilecek bir kulaklık olduğunu da söylemek istiyorum. Kulaklığın sizlere mikrofon performansını da dinletmeye çalıştım. Evet, çok fazla aşırı derecede bir mikrofon kalitesine sahip değil. Fakat bu fiyatlandırmaya göre bence idare edilebilecek bir kalitede. Kulaklığın ses performansına geldiğimizde ise güzel bas ve tizleri bulunuyor. Orta kalite diyebilirim. Oyunlarda en azından rekabetçi oyunlarda sesin ne taraftan geldiğini ve ince sesleri, bu ayak pıtırtı pıtırtı seslerini bile duymanıza imkan veriyor. Ayrıca kulaklığın üzerinde ses açıp kısma butonu da sol tarafa eklenmiş. Bu sayede sesi isterseniz kısıp isterseniz açabiliyorsunuz ve mikrofonun aynı şekilde orada bir butonu bulunuyor. Oradan direkt bastığınızda sessizi alıyor. Tekrar bastığınızda butona açılabiliyor. Şu anda 400-500 TL'lerde alınabilecek mikrofonlar arasında yer alıyor. Dezavantaj olarak zaten söyledim. Mikrofonu çok çok iyi değil ama ses kalitesi bence iyi. Çok bütçeniz yoksa ve gerçekten bir kulaklık alayım. Hem görüntüsü güzel olsun hem de mikrofonu sökülüp takılabilsin diyorsanız bence alınabilecek kulaklık. Bunu baştan söyleyelim ve hem fikir olalım bence. Şimdi kulaklığın şöyle görmüş olduğunuz gibi yan tasarımına baktığımızda burada Havitin logosu bulunuyor ve dediğim gibi bayağı esnek bir kulaklık. Şimdi tekrardan kulağıma takıyorum ve gerçekten böyle sıkıyor. Yani kafanızı kapsıyor ve üst kısımda şu iç kısımda bir ped olduğu için sizi rahatsız etmiyor. E kulaklığın boyutu da güzel yani kablo boyutu 1.8 metre. Kasanız arka tarafta ise uzatıp tekrar ön kısma doğru çektiğinizde gene bir uzun kablo olduğu için problem yaşatmıyor. Birazcık böyle size kullanım alanında 1.8 metrelik kablo iyi bir işlevsellik sağlıyor. Bu kulaklıkla ilgili anlatılabilecek aşırı derecede teknik bilgi vesaire yok. Zaten tak çalıştır mantığında 3.5 mm jack girişiyle bir bilgisayarınıza takarak kullanabiliyorsunuz. Onun dışında da dediğim gibi mikrofonu giriş seviyesinin bir tık altında kalabilir. Ama ses performansı orta düzeyde fiyatına göre bence ses performansı fiyatını hak ediyor diyebilirim. Şu anda ürün indirimde açıklamaya link bırakıyorum. Eğer sormak istediğiniz gene sorular olursa da oradan yorum olarak da sorabilirsiniz cevaplandırabilirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.